İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in gençlerle olan ilişkisini ve onlara verdiği değeri anlatmaya devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in sadece peygamber olduğu dönemi değil, gençlik yılları da takdir edilecek ve örnek alınacak bir dönemdir. Hazreti Peygamber gençliğinde 25 yaşlarındayken Mekke'de El-Emin diye anılıyordu. Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken Hılf-ül-Füdul cemiyetine katılmış, böylece yaşadığı Mekke şehrinin emniyetinin sağlanmasına henüz gençken katkıda bulunmuş, bu hareketiyle haksızlığa karşı olduğunu göstermişti. Daha önceki programlarımızda anlattığımız bu hadiseyi bu vesileyle bir daha hatırlatmak isteriz. Peygamber Efendimizin gençlik yılları, kelimenin tam anlamıyla Mekke'de cehaletin kol gezdiği yıllardı. Müşrikler her türlü kötülüğü yapıyor, güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Mekke dışından gelenlerse hepten korumasızdı. Şehri nüfuzlu ve güçlü kişileri kendi menfaatlerini beslemek üzere onları zalimce sömürüyordu. İnsanlığın ilk mabedi mukaddes Kâbetullah'ın hemen yanında Hacerül Esved'in şahitliğinde zalimler destekleniyor, mazlumların feryatlarına kulak tıkanıyordu. Her şey manevi kameralarla kaydediliyordu ama bunu anlayacak ufuktan yoksundu insanlar. İşte yine o günlerden birinde Yemenli bir tüccar, mallarını Kureyş'in önde gelenlerinden biri olan As bin Vail'e satmıştı. Ama onun ne parayı ödemeye ne de malı iadeye niyeti vardı. Yemenli tüccar, sözü dinlenen bütün kabileleri dolaştı. Yapılan zulmü anlatıp yardım istedi. Fakat yardım göreceği yerde azar işitince Kubeş tepesine çıkıp As bin Vail'in zulmünü tüm Mekkelilere yana yakıla söylediği bir şiirle haykırdı. İşte o zaman kalplerinde adalet duygusunu taşıyanlar Abdullah bin Cüda'nın evinde toplandılar ve bu kutsal şehirde zulmü kaldıracaklarına dair bir anlaşmaya vardılar. Aralarında o günlerde henüz 20 yaşlarında bulunan Muhammed bin Abdullah da vardı. Yapılan bu anlaşmaya göre ister Mekkeli olsun, isterse Mekke dışından gelsin, hiç kimse zulme uğramayacak, mazlumun hakkı mutlaka alınacaktı. İlk iş olarak Yemenli'nin hakkı As bin Vail'den alındı. İşte bu adalet adına yapılan ilk uygulamaydı. Artık kim haksızlığa uğrasa bu adil insanlara koşuyor ve hakkını arıyordu. Bu kutlu harekete Erdemliler Antlaşması anlamına gelen Hılf-ül-Füdul denilmişti. Zulmün sıradanlaştığı, hatta zalimlerin desteklendiği bir zamanda böyle bir hareket son derece değerliydi. Nitekim sevgili Peygamberimiz de henüz delikanlıyken amcalarımla beraber iyi insanların yapmış olduğu anlaşmada hazır bulunmuştum. Bana sürülerle kızıl develer dahi verilse bu antlaşmayı bozmak istemezdim diyerek bu değeri ifade ediyor. Şayet İslamiyet döneminde de böyle bir antlaşmaya davet edilse yine hemen katılacağını söylüyordu. Değerli dinleyicilerimiz, birkaç programdır Hazreti Peygamber'in gençlere verdiği önemi ve onlarla ilgili örnek uygulamalarını anlatmaya gayret ediyoruz. Ancak şüphe yok ki dünya hem gençlere ve hem de yaşlılara aittir. Fakat çağdaş bir düşünürün de belirttiği gibi ahlaki, dini ölçülerden mahrum olan ve sırf genel geçer ölçülere tabi olan günümüzün hakim uygarlık anlayışı,
dünyayı giderek daha fazla gençliğin ölçülerine ve zevklerine uygun olarak biçimlendirmekte. Hayatın özel bir gerçeği olan yaşlı nüfusu ise görmezden gelme gayreti içine girmektedir. İşte her konuda olduğu gibi bu alanda bizler için esas olan Hazreti Peygamber'in örnekliği olmalıdır. Her konuda itidali esas alan Hazreti Peygamber, küçüğü korurken, onlara merhameti emrederken, büyükleri ihmal etmemiş, bilakis büyüklere saygıyı küçüklere sevgiyle birlikte zikrederek, bunların birbirinden ayrılmaz olduğunu gözler önüne sermiştir. Onun konuyla ilgili bir hadis-i şerifleri şöyledir. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Küçükler sevgiye, yaşlılar da saygıya, her iki kesim de ilgiye ve bakıma muhtaçtır. İşte bu hadisleriyle Peygamber Efendimiz bu iki toplum kesimine karşı gençlere ve yetişkinlere önemli sorumluluk ve görev yüklemiş, bu iki hususa yani küçüklere sevgi, büyüklere saygı hususuna birlikte riayet etmeyen kimselere sorumluluklarını sık sık hatırlatmıştır. Çekirdek aile yapısının günümüzde yaygınlaşması, evlenen çiftlerin ayrı oturması, yaşlıların bir taraftan genç aile üyelerinden ayrılmalarına yol açarken, diğer taraftan da bunların barındırılmalarını önemli bir sorun haline getirmektedir. Doğal olan, kişinin hayatının son evresini evlatlarının yanında, kendi yetiştiği ve bildiği ortamda, yakın çevresi içinde ilgi ve himaye görerek geçirmesidir. Bu ortam onu neşelendirir, hayata bağlar. Çünkü her ne kadar adı huzur da olsa, huzur evleri kendilerine yabancı bir ortamdır. Bununla birlikte şartlar gereği kimsesizlikten veya başka sebeplerle çocuklar için yetiştirme yurdunun gerekliliği kadar yaşlılar için huzur evi gibi kurumlara ihtiyaç duyulabileceğini de elbette ki göz ardı etmemek gerekir. Ataların dediği gibi hayatın 40 değil 40 bin türlü hali vardır ve bizi yarın nelerin beklediğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ancak asıl olan yaşlıların ömürlerinin son evresinde kendi evinde, aile içinde yaşamalarıdır. Yaşlılar açısından durum böyledir. Öte yandan bunun bir faydası da şu olacaktır. Bugünün genci, yetişkini, yarının yaşlısıdır. Yeni yetişen nesilse büyüklere saygıyı en iyi bir şekilde aile ortamında, yani başta kendi anne ve babası olmak üzere yakınlarının büyüklere gösterdiği davranışlardan pratik olarak öğrenecektir. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in sözlerinde ve uygulamalarında yaşlıların saygın bir statüsü vardır. O, gençleri yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiştir. Konuyla ilgili bir hadislerinde, herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır, buyurmuştur. Peygamber Efendimizin yaşlılara gösterdiği ilgiye, Mekke'nin fethinde Hazreti Ebu Bekir'in babasıyla olan ilgisi örnek olarak verilebilir. Ahzab suresi 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için Hazreti Peygamber'de güzel bir örnek olduğu bildirilmektedir. Devamlı surette hatırlattığımız gibi Hazreti Peygamber'in bütün hayatı bizler için örnektir. Onun bu örnekliğini yaşlılara karşı sergilediği tavırlarında görebiliriz. İşte bu programımızda Peygamberimizin yaşlı kimselere karşı sergilediği örnek tavrı yine onun hayatından bir sahneyle aktarmak istiyoruz. Yıl 630. Peygamber Efendimiz o gün doğup büyüdüğü, rızkını kazandığı, çoluk çocuk sahibi olduğu, 53 yılını yaşadığı ve sonra da zorluklar, baskılar ve zulümler sebebiyle hicret etmek zorunda kaldığı şehre, Mekke'ye 8 yıl aradan sonra bu defa muzaffer bir komutan olarak yeniden dönüyordu.
anlı şanlı bir gündü Mekke'nin fethedildiği gün. Yıllar önce peygamberimize hicret arkadaşlığı yapan Hazreti Ebu Bekir, Mekke'nin fetih günü yaşlılıktan saçı ve sakalı bembeyaz olmuş olan babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber'in huzuruna getiriyordu. Gözleri zor gören yaşlı adamı karşılayan Peygamber Efendimiz o mütevazı, o zarif, o hürmetkar tavrıyla "Onu evinde bıraksaydın da ben ona gitseydim olmaz mıydı?" diyordu Hazreti Ebu Bekir'e. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir, "Onun size gelmesi daha uygundur" şeklinde cevap vermişti o gün. Hazreti Peygamber kıyamamıştı Ebu Kuhafe'nin attığı adımlara. Yorulmasın, yıpranmasın istemişti o yaşlı haliyle. Ebu Kuhafe ömrünün bu son demlerinde adeta yeniden doğmak için geliyordu Hazreti Peygamber'in huzuruna. Çünkü o gün Allah'a ve Resulüne iman ederek Müslüman olacaktı. Peygamber Efendimiz yanına gelen Ebu Kuhafe'nin göğsünü sıvazladı ve "Ya Ebu Kuhafe, Müslüman ol" buyurdu. Ebu Kuhafe bu teklifi derhal kabul ederek adeta hayata yeniden başlıyor, ömrünün bu son demlerinde İslam'la şeref bularak gerçek anlamda huzura eriyordu. Ebu Kuhafe o gün kendi manevi kurtuluş reçetesini imzalıyordu Allah'ın lütfuyla. Bizim için geriye kalan önemli hatıraysa Hazreti Peygamber'in o gün o yaşlı adama sergilediği muhteşem tevazu ve merhamet örneğiydi. Hazreti Peygamber'in yaşlı Ebu Kuhafe'ye karşı bu nazik davranışı, Hazreti Ebu Bekir'e karşı iltifatının yanında yaşlı insanlara duyduğu saygının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, yaşlılar söz konusu olunca ana babaya karşı görevler konusuna kısaca değinmek yerinde olacaktır. Çocuğun ana baba karşısında hakları olduğu gibi hiç şüphesiz ana babanın da çocukları karşısında hakları vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluk görevinin hemen ardından genellikle ana babaya karşı saygılı olmanın ve onlara iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çekilir. Çünkü ana baba çocuğun varlık sahnesine çıkmasının sebebidir ve Allah'ın nimetlerinden sonra insanın yetişmesinde en önemli katkıyı onlar sağlar. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de ana babaya saygısızlığın en hafif şekli ve bir iç sıkıntısının ifadesi olmak üzere onlara "öf bile deme" buyurulmuş, azarlanmamaları ve kendilerine güzel söz söylenmesi emredilmiştir. Devamında da merhamet duygusundan kaynaklanan bir tevazu anlayışıyla ana babanın himaye altına alınması istenmiş, onların küçükken çocuklarına gösterdikleri şefkat ve merhamete dikkat çekilmiştir. Bu suretle ana babayla çocuklar arasındaki duygusal bağın önemi vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber de en önemli amelleri sıralarken vaktinde kılınan namazdan sonra ana babaya iyiliği, buna karşılık büyük günahları sıralarken de Allah'a ortak koşmaktan sonra ana babaya asi olmayı saymış ve ana babanın ölümlerinden sonra hatıralarını yaşatmak üzere onların dostlarıyla ilişkinin devam ettirilmesini istemiştir. Değerli dostlar, hepimiz biliriz ki sosyal hayat boşluk kabul etmez. Varlık aleminde bulunan herkesin ve her şeyin bir sebebi, bir anlamı vardır bizler için. Ve bunların birinin dahi ihmali hayat için, dünya için ve ahiretimiz için bir eksikliktir, bir noksanlıktır. Bir haftadır ele aldığımız konulardan bile anlaşılmaktadır ki, Peygamber Efendimiz toplumun hiçbir kesimini ihmal etmemekte, her birine hak ettiği değeri ve önemi vermekte, bunun bütün toplumda uygulanması için de gerekli önlemleri almaktadır. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de bu sözlerimizle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a
emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.